Merhaba, bugün videomuzda sizlere sadece usta operatörlerin kullanabileceği 5 ilginç ve devasa kepçeyi tanıtacağız. Bu kepçeler özel olarak üretilmiş olup, çok ciddi işler için kullanılmaktadır. Örnek olarak M545X, doğal afetlerin olduğu ve dik yamaçlarda kullanılmak için üretilmiş olup, Watermaster su üstü ve su altı temizliği için üretilmiştir. Bu kepçeler hakkında merak ettiğiniz her şey için, videomuzu mutlaka sonuna kadar izleyin. Dikkatinizi çekecek çok daha fazla makine videosunu kaçırmamak için, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Alman üretici Menzimark tarafından üretilen yürüyen ekskavatör sınıfındaki M545X, inşaat ve tesisat sektöründe kullanılan, son derece özel bir iş makinesidir. Bu örümcek ekskavatör, zorlu arazi koşullarında çalışabilme yetenekleri ve üstün manevra kabiliyetleri ile bilinir. Eşsiz bir tasarıma sahip olan M545X, 360 derece dönüş kabiliyetine sahip hidrolik ayakları sayesinde, aşırı eğimli yamaçlarda ve engebeli arazilerde bile stabil çalışma imkanı sağlar. 14 ton çalışma ağırlığına sahip olan örümcek, 156 beygir ve 115 kW gücündeki turbo dizel 4 silindirli motoru ile güçlü bir performans sergiler. Kepçe yumuşak zeminde kaymasını önleyen, özel yapısı ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde, çeşitli ataşmanlar ile birlikte uyum içinde çalışmaktadır. Doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde, insanların çok işine yarayan M545X, kullanıcı dostu kabini ve ergonomik tasarımı ile, uzun süreli işler için operatöre, konforlu bir çalışma ortamı sunmaktadır. İleri teknolojiye sahip kontrol sistemleri, hassas ve verimli bir çalışma imkanı sağlar. Örümcek yaptığı akrobatik hareketleri ile insanların ilgisini çekebilmektedir. SK3500D Kobelco tarafından üretilen, büyük boyutlu bir yıkım makinesidir. Bu makine ile yüksek binaların ve köprülerin yıkım işleri yapılmaktadır. 65 metre yüksekliğe kadar uzanan büyük kolu ile inanılmaz büyük ve ihtişamlı durmaktadır. Makine, yıkım için gitmesi gereken yere, parçalar halinde tam 17 tır ile taşınmaktadır. Yıkım makinesinin ucundaki ataşman, yengeç kıskacına benzeyip, yıkılması gereken binaların, demirlerini ve kolonlarını kesmek için kullanılmaktadır. Genellikle yüksek katlı binaların yıkımı için, çatıya bir makine yerleştirerek, yukarıdan aşağıya doğru yıkım yapılır. Ancak her bina bu makineyi kaldıracak kadar güçlü değildir. Bu durumlarda yıkım için, SK3500D kullanılır. Ucunda bulunan kesicisi, 3 ton ağırlıkta olup, makinenin tüm ekleri takıldığında, ağırlığı 327 ton olmaktadır. Makinenin altyapısı, 200 ton kaldırma kapasitesine sahip, vinç temel alınarak yapılmıştır. Daha önce su üzerinde giden bir kepçe gördünüz mü? Finlandiya merkezli bir firmanın üretmiş olduğu, Watermaster isimli bu amfibik makine, sığ sularda kullanılmak için üretilmiştir. Watermaster, ucuna takılan farklı ataşmanları ile birlikte, 6 metre derinliğe kadar, su altı ve su üstünde çalışabilmektedir. Kullanım alanları olarak, su üstü ve su altı temizliği, kazık çakma ve su altı kazıma örnek verilebilir. Özellikle bu makineler, kanal temizleme, nehir bakımı, göl ve liman temizleme, deniz inşaatı, acil durum müdahalesi ve benzeri su projelerinde kullanılır. Makine, 4 dengeleyicisi ile sabit bir şekilde su üzerinde çalışabilmektedir. Yüzerken, tahrik tekerlekleri yerine hidrolik tahrikli su jetleri kullanılır. Makinenin su üzerinde kolayca hareket etmesini sağlar. Watermaster makineleri, çevre dostu işleme yetenekleriyle de dikkat çeker. Sıyırıcılarla yüzey temizliği yaparken, suda yaşayan canlıları tehlikeye atmadan çamur ve kirliliği toplayabilirler. Ayrıca, su koruma standartlarına uygun olarak tasarlanmışlardır. Doğayı korumak ve kısıtlı su kaynaklarımızı gelecekte de kullanmak için Watermaster gibi makineleri kullanmalı ve doğaya değer vermeliyiz. Bir Boeing uçaktan bile daha ağır olan bu tekerlekli yükleyici sizi çok şaşırtacak. L2350 isimli bu yükleyici, tam 266 ton ağırlıkta olup, 2300 beygirlik bir güce sahiptir. L2350 tekerlekli yükleyici, dünyanın en büyük tekerlekli yükleyicisidir. Kullanım alanları olarak L2350, özellikle madencilik sektöründe kullanılmaktadır. Büyük açık maden ocaklarında, kömür, altın, demir cevheri ve diğer değerli metallerin kazılmasında ve taşınmasında kullanılır. Ayrıca büyük inşaat projelerinde, limanlarda ve taş ocaklarında da kullanılabilir. 65 ton yük kaldırma kapasitesi ile, 400 ton yük taşıyabilen devasa maden kamyonlarını doldurmak için, özel olarak üretilmiştir.
Kepçe 20 metre uzunluğa, 7 metre genişliğe ve 7.3 metre yüksekliğe sahiptir. Yükleyicinin 15 tır ile çalışma yapacağı madene taşınıp, 200 tonluk vinçlerin yardımı ile kurulumu yapılmaktadır. Boyutunun ne kadar büyük olduğunu anlamanız için tekerleklerinin yüksekliğine bakmanız lazım. Bu kepçenin bir tekeri yaklaşık olarak 4 metre uzunluğa sahiptir. Bu inanılmaz büyük kepçeyi çalışırken izlemek ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dağları yerinden oynatan, dünyanın en büyük hidrolik ekskavatörlerinden birisi olan Terex RH-400 ile tanışın. Bu inanılmaz kepçenin görevi, dünyanın en değerli metallerinden birisi olan platin madenini çıkarmaktır. Toplam ağırlığı 1000 ton olan bu makinenin, 4500 beygirlik dizel motoru ve 3200 kW gücünde elektrik motoru vardır. RH-400, yüksek kazma kapasitesi, güçlü motoru ve hidrolik sistemleriyle bilinir. Büyük miktarlarda malzeme çıkarabilme yeteneği ve hızıyla verimli bir şekilde çalışır. Aynı zamanda sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olup, zorlu çalışma koşullarına dayanabilir. 16 bin litrelik yakıt deposu ile uzun çalışmalar için uygundur. 240 tonluk kamyonları 3 seferde dolduran kepçe, sınıfının en güçlü makinesidir. Makine 24 metre uzunluğa ve 10 metre genişliğe sahiptir. RH-410 ila 20 metre arasında kazma derinliğine sahip olup kova kapasitesi 50 metreküptür. Bu videomuzda bulunan kepçeler, ciddi görevler için özel olarak üretilmiş olup, gerçekten bu işin uzmanlarının kullanabileceği makinelerdir. Terex RH-400, SK3500D ve L2350 boyutlarından dolayı teknik ekibi ile birlikte çalışmaktadır. Büyük makinelerde en ufak bir hata bile olmadan çalışmaya devam edilmelidir. Bu kepçeler gibi çok daha fazla ilginç ve devasa makineleri öğrenmek için videomuzu beğenmeyi ve Makinecim YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.